Hepinizin bildiği gibi TCL'in Türkiye için hep çok önemli bir cep telefonu markası olduğunu söylüyorum. Bunu söylememin en büyük nedenlerinden bir tanesi Türk insanı için uygun fiyatlı cihazlar sunması. Şimdi MWC fuarında da TCL'in standında birbirinden farklı birçok ürünü var. Ama tabii ki olaya telefonla girmek istedim. Niçin telefonla girmek istedim? TCL'in burada birbirinden farklı birçok telefon markası var. Ancak iki tane telefon biz Türkler için, Türkiye pazarı için çok önemli gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi TCL 40S burada önümde duruyor. Diğeri de bir 5G telefon olan TCL 40R. 40R'nin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Dünyada en uygun fiyatlı 5G modülüne sahip olan cep telefonu olmaya aday, öyle söyleyelim. Biz tabii ki Türkiye'de ne zaman 5G'ye erişebileceğiz bilmiyoruz ama muhtemelen erişebileceğimiz günlerde TCL'de bu 40V'nin 5G versiyonunu Türkiye'de satışa sunacaktır. Bu cihazların tamamı geçtiğimiz birkaç ay önce Vegas'taki fuarda tanıtıldı. Burada tekrar sergileniyor. Şimdi 40S'ye bakacak olursak her zaman standart bu TCL çizgisinde olan orta segmentin tamamını domine etmeye çalışan uygun telefonlardan bir tanesi. Benim için burada önemli olan şey tabii ki bu segmentteki telefonlarda cihazın uzun süre kullanılabilirliği buna imkan vermediği ki veriyor. 6.75 inçlik ekranıyla ele sığıp sığmadığı sığıyor. Çok ergonomik. 50 megapiksellik bir kamerası var ve 5000 miliamperlik de bir pili var. Türkiye'de satışa çıktığı zaman da zaten detaylı incelemesini kanalda şey yapacağız, sizinle paylaşacağız. Unutmadan söyleyeyim, bir MediaTek işlemcisi var. Burada da bir Dimensity 700'lük işlemci görüyoruz. Ve açıkça söylemek gerekirse ruh olarak 40S'den çok uzak bir telefon değil. En büyük şeyi ne derler, vaadi, insanlara sunduğu en büyük vaadi 40V'nin uygun fiyatlı 5G çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Ve sıra geldi TCL'in kulaklıklarına. Burada standla iki tane öncelikli kulaklık tanıtılıyor. Bunların her ikisi de kulak içi formunda, sizin de gördüğünüz gibi. Birisi işte önümüzdeki Move Audio Ear, bunun kodu TV12. 32 saatlik bir pil ömrü var. Burada konuştuğumuz TCL yetkilileri ve kulaklıklarla ilgili öncelikli olarak şunu söylediler. Biz bu kulak içi kulaklıkları daha çok görüntülü konferanslarda, toplantılarda vesaire kullanıldığını tespit ettik. O yüzden de ses kalitesi kadar mikrofon kalitesine de önem verdik dediler. Ve her iki cihazda da, biraz sonra geçeceğimiz cihazda da, bunda da, Move Audio Air'de de 4'er tane mikrofon pozisyonlamışlar bu yüzden kulaklığın üstüne. Bu 4 tane mikrofon da sizin işte sesinizin karşı tarafa sanki yüz yüze konuşuyormuşsunuz gibi gitmesini sağlıyor. Aynı zamanda zaten yanında yazan şeyleri ve teknik özellikleri siz de görüyorsunuzdur. Suya karşı dayanıklı ve şeyinde, kulaklıklarında özellikle bir bas güçlendirilmesi var. 4 mikrofonu olduğu en tepesindeki özellikle yazıyor. 32 saatlik pil ömrü de zaten yine detaylardan bir tanesi. Diğer kulaklığımız ise TCL Move Audio Neo. Bunun kodu ise, söylemem gerekirse, TV241. Bu da yine 4 tane şeye sahip olan, mikrofona sahip olan kulaklıklarından bir tanesi TCL'in. Çok düşük bir gecikme süresi sunuyor kullanıcısına. O yüzden de oyun oynayanları da mutlu edebilecek tarzda tasarlanmış bir kulaklık ve 40 saate kadar da bir kullanım ömrü var. Ayrıca aktif gürültü engelleme seçeneğine de kendi içinde sahip. Şimdi elimde NextPaper 11 var. Şöyle ekranı size gösterdiğiniz zaman göreceksiniz ama yine mat bir ekranımız var. Yani dışarıdan bakıldığı zaman sanki sadece kitap okumak üzerine kurulu olduğunu varsaydığımız bir ekranımız var. Ama burada önemli olan şey şu. TCL artık bu kendisine özel teknolojiyi herkesin kullanabileceği, daha doğrusu göz sağlığına önem veren herkesin her ihtiyacını yaparken kullanabileceği bir forma çevirmeye çalışıyor. Bu formun amacı da şu, sadece kitap okurken değil, bir film izlerken, bir oyun oynarken filan da, yani tableti standart kullanımınızda da göz sağlığınızdan ödün vermemeniz. NextPaper 11'in 8000 mAh'lik bir pili var arkadaşlar. Bu 8000 mAh'lik pil tahmin edeceğiniz gibi uzun süreli, ne yapıyorsanız yapın uzun süreli kullanım imkanı sunuyor size. RAM olarak da 4 GB'lık bir RAM'i var ve 128 GB'lık bir ROM'u var. Bu tabletlerin, daha doğrusu TCL'in yeni tabletlerinin tamamında ses konusunda da özellikle bazı çalışmalar yapılmış. Çünkü kitap da okusanız, bir şey de izleseniz, oyun da oynasanız cihazın ses özelliğine ihtiyacınız olacağı düşünmüş ve Qualcomm'un ses çipleriyle bu cihazlar zenginleştirilmiş. Bu tablete geçtim. Bu NextPaper 12 Pro. Buna geçmemin nedeni bunun biraz daha büyük bir ekran olması. Kalemiyle bir nasıl bir yazım deneyimi sunduğunu size göstermek istiyorum. Çok kolay algılıyor ama yine de yazarken şunu fark ediyorsunuz ki kalemin hassaslığı
çok kolay bir şekilde alışabileceğiniz bir tonda. Bugüne kadar gördüğümüz bazı tabletlerde hani yazmakla uğraşıyorduk ya, yazmakla uğraşmak gibi bir derdimiz yok burada. Tabletlerle birlikte gösterilen şu Next Paper Phone isimli cihazdan da bahsetmek lazım. Sizin de gördüğünüz gibi bir telefon bu aslında. Ama ekranı Next Paper teknolojisiyle yapılmış bir telefonun arkadaşlar. Bu biraz önce bahsettiğim 2 Reinhardt sertifikalı mavi ışığı şey yapan, süzen ve gözünüze zarar vermeyecek hale getiren teknoloji bu telefonda da var. Ve telefonlarla, tabletlerle olduğundan daha çok zaman geçirdiğimiz için aslında telefonlar için çok çok daha faydalı bir cihaz. Ve burada öğrendiğim kadarıyla bu telefon TCL'in genel anlamda dünyada daha yeşil teknolojilere yöneldiğinin de göstergelerinden bir tanesi olarak algılanıyor. Ve geldik o meşhur modemlere. Dediğim gibi ben TCL'in Türkiye'deki modem pazarında sadece operatör bazlı olduğunu biliyordum. Ama burada öğrendim ki mesela şu an şu karşımızda siyahı ve beyazı olan MV63 Türkiye'de perakende pazarda da satılıyormuş. Bu cihazlar genel anlamda ne işe yarıyor MV63? Siz sahip olduğunuz sim kartı bu modeme takıyorsunuz ve bu modem sizin sim kartınızdaki interneti başka insanlarla paylaşmanıza. Mesela işte bir yurt dışı ziyarete gittiğiniz zaman hattınızı, internet hattınızı diğer insanlara kaliteli bir şekilde paylaşmanızı şey yapıyor. Yanında duran HH132 ise işte bizim Türkiye'de Superbox filan gibi adlandırdığımız operatörlerin hani hızlı interneti insanlara vermek için sundukları özel çözümlerde kullanılıyor. Sol üstteki şu elime alacağım MV512 ise arkadaşlar bu biraz önce gösterdiğim zaten şu anda arkada da gördüğünüz siyah ve beyazı MV63'ün daha üst seviye bir cihazı. Bir ekranı da var bunun. Şu ekranı ben bir her zaman yaptığım gibi kolumla şöyle sileyim. Bu ekrandan bağlantı hızınızı, kimlerle paylaştığınızı, interneti, hangi IP'lerle paylaşanlara atadığınız kullanım detaylarını vesaire vesaire gibi tüm şeyleri, ne derler detayları ayarlayabiliyorsunuz. Sizin de gördüğünüz gibi şuradan. Aynı zamanda bir power bank olarak da kullanılabiliyormuş bu. Mobil insanların çok fazla tercih edeceği ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. TCL'in Linkzone MV512'si. Şu anda TCL Next VRS ile birlikte oyun oynuyorum arkadaşlar. Elimde Valve'in oyun konsolu var. Ve bu oyun konsolunun içindeki tüm oyunları TCL'in bu Next VRS gözlüğüyle oynayabiliyorum. Bu cihazın şöyle bir özelliği ve uygun portu olan her cihaza bağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yan tarafta da bir tane Apple laptop var. Buna da bağlayabiliyorsunuz DisplayPort üstünden. Ve böylece oradaki filmi de buradan izlemek gibi bir şansınız var. Hatta işte şurada bir TCL telefon var. Bu TCL telefonu da bağlayıp telefonun ekranını da doğrudan gözlük üstünden kontrol edebiliyorsunuz. Gözlük üstünden görüntüleyebiliyorsunuz. Ben şeyi seçtim, oyun konsolunu seçtim. Ve gözlüğün içinde yani şuradaki ekrana mahkum kalmadan gözlüğün içinde oyunu istediğim gibi oyunun kontrolörünü kullanarak seçtiğim oyunu oynayabiliyorum. Burada sadece sergilenen bir başka ürünümüz daha var. TCL Reino X2 henüz ticari bir ürün olarak piyasaya çıkmamış. Reino X2 ne yapıyor peki özel olarak? Şöyle söyleyeyim size mesela şu an sadece İngilizce ve Çince arasında desteklese bile doğrudan simultane tercüme yapabiliyor. Yaptığı tercümeyi de sizin gözlükteki ekranınızın altına altyazı olarak ekliyor. Böylece İngilizce konuşan ve Çince konuşan birisi birbirlerinin dillerini bilmeseler bile Reino X2 sayesinde birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Böyle bir lüks var. İkincisi ne yapıyor? Müzik çalıyor ve çaldığı müziği sadece siz duyuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlardan herhangi birisi kulağını yaklaştırıp sizin yanınıza gelse bile duyamıyor. Televizyona bağladığınızda televizyondaki görüntüyü televizyon ekranı üzerinde değil sadece gözlüğün üzerinde de görebiliyorsunuz. Ve bunun gibi birçok farklı bağlandığı ünitedeki navigasyon işlemi, navigasyon dediğim o cihazın içindeki medyayı, bilgiyi size sunmaya çalışıyor. Böylece TCL standında yaptığımız geziyi de sona erdiriyoruz MVC'den. Bu ürünler ticari ürün olarak hayatımıza girdiğinde incelemekten de büyük keyif alacağız. O videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.